Bugün az bilinen lezzetlerden dana pöç tarif yapacağız. Dana pöç için gerekli olan malzememiz soğan, sarımsak, karabiber, pul biber, kekik ve defne yaprağı. Tabii ki bir miktar tuz. Yemeğimizin ana malzemesi adından da anlaşılacağı üzere dana pöç. Kişi başı yarım kilo olacak şekilde dana pöçlerimizi bir tabakta güzelce baharatlarıyla terbiyesini yapıyoruz. Hiçbir e, işlem yapmadan e, güveç içerisinde de e, bu işlemi yapabilirsiniz ama ben dışarıda daha rahat olacağını düşünerek tabakta iyice terbiyesini yapıp ondan sonra güvece dizmeye başlıyorum. Güvecimize dizmeden önce e, 5 kilograma 200 gram kuyruk yağı olacak şekilde en alta düzüyor. En alta bir sıra tane pöç diziyorum. Araya soğan serpiştiriyorum. Tabi siz arpacık soğanı da tercih edebilirsiniz. Bu sıranın üzerine defne yapraklarımızı da serdikten sonra sarımsaklarımızı üzerine döküyoruz. Sarımsağı ben bolca kullandım. Siz dilerseniz biraz daha azaltabilirsiniz. Evet, üstüne tekrar boşluk kalmayacak şekilde etlerimizi dizmeye devam ediyoruz. En üst sıramızı da güzelce dizdikten sonra yemeğimizin içine Yarım su bardağı su döküyoruz arkadaşlar. Yarım su bardağı suyun daha fazla olmamasına dikkat edin lütfen. Evet. Suyumuzu döktükten sonra yağlı kağıdımızla yine boşluk kalmayacak şekilde kenarlardan iyice yerleştiriyoruz ve ustamız Hanifi ustanın ellerine kapak yapması için teslim ediyoruz. Hanefi ustamız hamurla kapağı yaptıktan sonra üzerine alüminyum folyo ile kapatıp kapağın üstüne kapağın alt bölümüne bir sıra daha hamur koyduktan sonra kapağımızı kapatıp Tuncay ustamıza folyolu haliyle teslim ediyoruz. Artık 4 45 buçuk saat civarında bir odun ateşi yemeğimizi pişirecek. Yemeğimiz hazır hale geldikten sonra güzelce açıyoruz. Hamur iyice kuruduğu için kapak açılmayacaktır. Biz bir bıçak yardımı ile kapağımızı açtıktan sonra o muhteşem lezzetle göz göze geliyoruz. Yemeğimizin sonunda Hastaneye gitmeniz icap edebilir. Bunun sebebi muhtemelen parmaklarınızın bir kısmını da yemekle birlikte yiyeceksinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkes afiyet olsun. Teşekkürler.